Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle her amelde ve her sözde deliller ister ve hakikatler ister. Biz bazen bir amel yaparız ya da bazı sözlerde bulunuruz ya da bazı iddialar ortaya atarız. O iddialarımızın ve sözlerimizin bir hakikati olması lazım. Bir delili olması lazım. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala her sözümüzden, her amelimizden, her iddiamızdan bizlere hesaba çekecek. Bunları hangi delil ile söylediğimiz, hangi delil ile söylemediğimiz konusunda Allah Azze ve Celle bizlere sorumlu tutacak. Bununla ilgili olarak ben sizlere bir olayı anlatayım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında yaşanmış olan bir olayı. Biliyorsunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam muhteşem bir muallimdi. Ashabını muhteşem bir şekilde yetiştirdi. Ve onun talebeleri bugün bizim önümüzde bir meşaledir. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam talebelerini yetiştirirken bir takım yöntemler, bir takım usuller belirlemişti. Onlardan bir tanesi de onları hayatın içerisinde bazı imtihanlara tabi tutuyordu. Mesela bir gün bu olayla ilgili mesela konumuzla alakalı olarak Muaz bin Cebel'e Nebi Aleyhisselam dedi ki ya Muaz bugün nasıl sabahladın diye soru sordu. Başka sahabiye sorduğu ile ilgili de rivayetler var. Ama benim okumuş olduğum kaynakta Nebi Aleyhisselam Muaz bin Cebel'e soruyor. Diyor ki ya Muaz sen bugün nasıl sabahladın? Nasıl sabahladın? Bugün biz de bunu soruyoruz aslında. Şu madde perest olan, materyalist olan dünyada bu soruyu aslında biz kendimize çok soruyoruz. Doların peşinde koşanlar, döviz Rabbi olanlar, onlara da biz bu soruları soruyoruz kendi yani. Bu dünyada soruluyor bu sorular. Nasıl sabahladın? Nasıl oldu? Döviz yükseldi mi, alçaldı mı? Bankandaki hesabın yükseldi mi, düştü mü? Kurlar nasıl oldu filan diye mesela soruyoruz. Sabahleyin nasıl oldu? Akşamleyin nasıl oldun? O godoban takım birbirlerine bunu soruyorlar. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu ashabına başka bir şekilde soruyordu kardeşler. Bu sabah nasıl sabahladın ya Muaz dedi. Bakın bu soru var ya. Basit bir soru değil ha. Hepimizin birbirimize sorması gereken, kendimize sormamız gereken sorulardan bir tanesi. Bugün nasıl sabahladım? Bugün nasıl akşamladım? Çünkü niye? Öyle bir zaman gelecek ki mümin olarak sabahlayan kafir olarak akşamlayacak. Nereden biliyorsun sen durumunu? O yüzden kendini sürekli muhasebeye çekmen lazım. Nasıl akşamladım? Nasıl sabahladım? Saatlerim nasıl geçti? Koskoca bir olay oldu dünya hayatımda. Karanlık gitti, aydınlık geldi. Ay battı benim yanımda, güneş geldi. Koskoca olaylar oldu. Peki benim durumum nasıl oldu? Bende bir değişiklik oldu mu? Bu soruyu sorduğu zaman Muaz bin Cebel ne cevap verdi biliyor musunuz? Dedi ki ya Resulallah ben bugün tam bir mümin olarak sabahladım. Allah'a tam manasıyla iman etmiş bir insan olarak sabahladım. Dedi. Çok büyük bir söz bu. Tam mümin olarak sabahladım. Allah'a tam manasıyla iman etmiş bir mümin olarak sabahladım. Dedi. Nebi Aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz Muaz'a? Dedi ki ya Muaz. Her sözün bir delili vardır. Ve her sözün bir hakikati vardır. Peki senin sözünün delili ve hakikati nedir? Başka rivayette ise dedi ki ya Muaz. Sen her sözünü bir delil üzere söylersin. Peki bu sözünün delili nedir? Bu sözünün hakikati nedir diye sordu. Ne demek istedi peygamber biliyor musunuz? Bir şeyleri iddia edenler, bir şeyler söyleyenler, bakın bakayım o sözünün delili nedir, hakikati nedir? Ben Müslümanım, ben mücahidim, ben davetçiyim, ilim ehliyim, ben şöyle iyiyim, ben böyle iyiyim. Herkes kendini bir makama katıyor. Bak bakayım o makama katarken o hakikati ne, o işin hakikati ne? Asıl önemli olan mesele o. Muaz bin Cebel ne cevap verdi? Dedi ki ya Resulallah. Ben dedi. Şimdi neyi anlatacak biliyor musunuz? Tam bir mümin olarak sabahladığım sözün delilini ve hakikatini anlatacak. Dedi ki ya Resulallah ben. Akşamı gördüğüm zaman sabahı göremeyeceğimi. Sabahı gördüğüm zaman da akşamı göremeyeceğimi zannediyorum. Bir adım attığım zaman ikinci adımı atamayacağımı zannediyorum. Ölüm ve ecel bana bu kadar yakındır ya Resulallah. Dedi. Şimdi birinci sebebi anlattı. İki. Şimdi ikiye geliyoruz. Dedi ki ya Resulallah.
cennet ve cehennemle alakalı bir şeyler anlatıldığı zaman, mesela birisi bana cehennemle alakalı bir ayet, senin sözlerinden bir söz ya da bir azapla alakalı bir şey hatırlatıldığı zaman, sanki ben cehennemin içerisinde cehennem ehliyle beraber azap çekiyorum. Sanki ben zebanilerin elindeyim. Sanki zebaniler bana azap ediyorlar. Sanki Allah Azze ve Celle onların başlarından aşağı kaynar sular dökülür. Ayetini gördüğünüz zaman sanki o olay bana yapılıyormuş gibi. Zebaniler onların perçemlerinden tutup o ateşlerini o ateşe atarlar ayeti geldiği zaman, kendimi öyle düşünüyorum. Sanki zebanilerin elinde perçemimden tutulmuş o ateşten o ateşe atılıyor. Öyle düşünüyorum kendimi. Allah'ın kendilerine bugün bir defa değil, sonsuz kere ölüm isteseniz bile bu size verilmeyecek. İsteyin, istediğiniz kadar ölüm isteyin. Bugün ölüm yok, ölüm öldürüldü demiş olduğu insanlardan kendimi zannediyorum. Ama bir Müslüman da ya da ben, cennetle ilgili bir şey geldiği zaman aklıma, bir ayet ya da senin bir sözün ya da cennetteki nimetler aklıma geldiği zaman, sanki ben o cennetlerin içerisinde Rabbimin cemaline bakıyorum. Sanki hurilerle oynuyorum. Sanki altlarından ırmaklar akan o cennetlerde yüzüyorum ya Resulallah. Sanki bu oluyor. Cennetle ilgili bir şey geldiği zaman kendini cennetteymiş gibi görmek, cehennemle ilgili bir şey geldiği zaman kendini cehennemde görebilmek. Kavf ve raca, korku ve ümit arasına gidip gelmek. Bu da ikinci, üçüncü bir şey söyledi Muaz bin Cebel. Dedi ki ya Resulallah, ben geceleyin başımı yastığa koyduğum zaman sanki arşın saçaklarının sesini işitiyorum. Ben akşamleyin uyumadan önce başımı yastığa koyduğum zaman sanki arşta arşın saçaklarının sesini işitiyorum. Oradaki meleklerin kanatlarının sesini işitiyorum. O arşta olan sesler bana geliyor ya Resulallah. Üç şey söyledi. Peki Nebi Aleyhisselam, abarttın be Muaz, ne de uçtun, az yavaş ol mu dedi? Bunu mu dedi Peygamber Aleyhisselam? Hayır. Muaz gerçekten de tam bir mümin olarak, tam Allah'a iman etmiş bir Müslüman olarak sabahladığım sözünün hakikatini söyledi. Nebi Aleyhisselam dedi ki sen doğru söyledin ya Muaz. Allah seni bu halden başka bir hale çevirmesin. Doğru söyledi Muaz. Buradan ne geliyor biliyor musunuz bize kardeşler? O halde kendimizi hesaba çekeceğiz. Kendimizi muhasebe edeceğiz. Acaba benim sözümün hakikati nedir? Ben Müslümanım diyorsun. Küfür kokan şu diyarlarda, küfür kokan şu dünyada, küfür kokan şu çağda ben Müslümanım diyorsun. Herkesin Allah'a ve dinine hainlik etmiş olduğu bu dünyada, bu çağda, herkesin elbise değiştirir gibi din, ideoloji değiştirmiş olduğu şu çağda ben Müslümanım, ben muvahhidim diyorsun. Bu sözün hakikati nedir? Bana zalimlerle arandaki münasebeti söyle. Bana tağutları nasıl reddettiğinden haber et. Bana müşriklerle arandaki duruşu söyle. Bana Müslümanlar bu haldeyken, bu zulüm altındayken, Müslümanlar inim inim inliyorken kalbinin durumundan haber et. Haber et ki ben bakayım acaba senin ve Allah Azze ve Celle baksın ki ben Müslümanım, muvahhidim, akide ehliyim ben. Sözünün hakikatini görsünler. O sözün hakikati gösterilsin. Yoksa kürsüde bağırmak, çağırmak, ahkam kesmek kolaydır kardeşler. Ama her sözün bir hakikati vardır ve bu çıkacaktır. Bununla ilgili olarak bu Hasan-ı Nedvi'nin, yanlış hatırlamıyorsam, Kısas-ı Nebiyyin Lil-Etfal, çocuklar için peygamberler kıssaları diye bir kitabı vardı. Bu işte sarf ve nahivde bazı kitaplar okumuş olan talebelere okutulan bir risale. Bir peygamber kıssalarından bahsediyor. Zaten Lil-Etfal, yani çocuklar için yazılmış olan bir şey, ama talebeler o teori olarak öğrenmiş olduğu Arapçadaki kuralları, işte irabını verebilsin, metni çözmeyi bilebilsin diye, kuralları tekrardan pratiğini yapsın diye okutulan bir kitaptı. Ben de zamanında okuduğum zaman o kitapta böyle 20'ye yakın çok güzel tespitler var. Çok güzel böyle noktalar var Hasan-ı Nedvi'nin yazmış olduğu şeylerde. Onlardan bir tanesi İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken diyordu. Orada şu sözü söylüyordu. Diyordu ki
Tabi ayetleri veriyordu. İbrahim Aleyhisselam mesela geliyor. Kale ya ebeti faal ma tu'mer. Mesela İsmail Aleyhisselam'ın babasına sözü. Ey babacığım, sana ne emrolunduysa onu yap. Tabi ondan önce İbrahim Aleyhisselam ne dedi? Ya buneye inni ara fil menami. Ey babacığım, fil menami. Uykuda ya da rüyada. Ben seni gördüm. Ne yapıyordum? Enni ezbehuke fanzur mâ tara. Ben seni boğazlarken gördüm rüyamda. Bak bakayım sen bu işe ne diyeceksin diye. Söylediği zaman İsmail Aleyhisselam ne dedi? Kale ya ebeti faal. Ey babacığım yap. Yap yapacağım. Mâ tu'mer. Sana ne emrolunmuş ise onu yap. Seteciduni inşallah mine sabirin. Beni sabredenlerden bulacaksın inşallah dedi. Bu ayetleri verdi. Ondan sonra şu sözü söyledi Hasan-ı Nedvi. Dedi ki وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يَرَى. Allah Azze ve Celle görmek istedi. Neyi? هَلْ يَفْعَلُ خَلِيلُهُ مَا بِأَمْرُهُ. Dost edilmiş olduğu İbrahim Aleyhisselam'ın emretmiş olduğu şeyi yapıp yapmayacağını Allah bilmek istedi. Allah bunu görmek istedi. وَهَلْ يُحِبُّ اللّٰهَ اَكْثَرْ اَنْ يُحِبُّ اِبْنَهُ اَكْثَرْ. Yani çocuğunu mu daha çok seviyor yoksa Allah'ı mı daha çok seviyor? Allah Azze ve Celle bunu çıkartmak istedi. Yani ne demek kardeşler bu? İbrahim Aleyhisselam bir sözde bulundu. Allah benim dostumdur dedi. Allah da dedi ki İbrahim benim dostumdur. Ve Allah Azze ve Celle ona tek başına bir ümmettir dedi. Bak bunlar ne? Hep bunlar bir çok yani derecesi üstün olan sözler. Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'a vermiş olduğu büyük bir makam. Ve İbrahim Aleyhisselam bu makamda iş yapıyor. Allah Azze ve Celle o işlerin ve o sözlerin hakikatini ortaya çıkartmak istedi. Acaba gerçekten Allah'ı seviyor musun, sevmiyor musun? Çocuğunu mu daha çok seviyorsun, Allah'ı mı daha çok seviyorsun? Allah'ın dinine mi daha çok kıymet veriyorsun, anana babana mı daha çok kıymet veriyorsun? Allah Azze ve Celle bunu ortaya çıkartacak kardeşler. Ben Müslümanım, ben mücahidim, ben cihad ediyorum. La bitmiyor bu iş. Sonra bu birinci aşama. Ondan sonra Allah Azze ve Celle bu işlerin, bu sözlerin, bu makamın hakikatini ve delillerini ortaya çıkartmamızı isteyecek. Allah Azze ve Celle sözlerimizin hakikatini ortaya çıkartmayı bize nasip eylesin. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı ne sabit kılsın. Rabbim hakkı hak olarak göstersin, ona tabi olmayı nasip etsin. Rabbim batılı batıl olarak göstersin, ondan içtinap etmeyi bize nasip eylesin. Vallahu galibun ala emri, velakinne ekseren nasi la ya'lemun, velhamdülillahi rabbil alemin.